أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستر يا سيدي سلطان الولايات. مبعث موسى وهارون عليه السلام. موسى وهارون عليه السلام konusuna geldik. Onlarınla arasında geçen kıssalar bakalım. قال الله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الله سبحانه وتعالى آية كريمة ده موسى'dan anlat diyor peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. O muhlastı, seçilmişti ve Allah'ın peygamberi ve elçisiydi. İbn Abbas radıyallahu teala der ki ne vakit Mısır padişahı Melik-i Reyyan oldu, yerine Muassib padişah oldu. Mısır'ın padişahı şey olunca yerine Muassib geçmiş. Onun bir oğlu olduğu adına Velid koydular. Atası dülgerliğe verdi. Velid oğlunu kral şeye verdi. Marangozluğa dülgerlik. Tamam mı? Ama o bir gün kendi kendine üstadından kaçtı. Onun için ona ferra'an nefsihi dediler. Firavun'un babası bu. Şey, Firavun'un kendisi, Firavun'un babası, Firavun'u marangoza veriyorlar. Marangozdan kaçıyor. Kaçtığı için ferra'an nefsihi demişler. Kendinden kaçtı demek oluyor. Ferra'an nefsihi, Firavun isminin nereden geldiğini bize anlatıyor yani. Bu münasebetle Firavun deyu koydular. Ferra'an nefsihi, kısalttılar Firavun dediler yani. Yani Firavun kaçtı demek olur. Kaçan demek manasında yani. Ondan sonra Firavun deyu lakap kaldı. Bir gün bir kişiye seyis oldu. Mısır'ın kapısında oturdu. Ululardan nesne alır idi. Bir gün Mısır sultanının hatunu oldu. Makberelere deft öldü. Hatun Mısır'ın kralının hanımı ölmüş. Onu makberelere defnetmeye getirdiler. Kabre defnetmeye getirdiler. Firavun nesne istedi. Verdiler. Bir şey istedi. Dilendi. Verdiler. Ve padişaha bildirdiler. Padişah öldürmek istedi. Hani nesne istedi dedim. Haraç kesiyormuş anladığımız kadarıyla. Şehre giren herkesten para alıyor. Kralın karısı ölüyor. Defnedecekler. Bu da onlardan da haraç alıyor. Yoldan geçerken. Tamam mı? Tabii kral bunu duyunca ne yaptı? Öldürmesini istediler. Firavun ne dedik? Padişah öldürmek istedi. Firavun ululardan ne dendi nesne ki aldı cümlesini padişaha verdi. Padişah dahi azade dedi. Aldıklarının hepsini padişaha vermiş. O da bırakmış. Ve şehre onu ases koydu. Yani herhalde nöbetçi olarak koydu. Ve dedi ki gece her kimi tutar isen tut öldür dedi. Eskiden işte yani o zaman zalime niçin zulmediyorsun diye ancak Allah Celle Celaluhu bir vakitten sonra devrini değiştiriyordu. Şimdi de gerçi öyle mesela. İsrailler şunlar bunlar yani biz de şimdi bu çok acayip geliyor gözümüze ama İsrail'de bilmem Suriye'de günde kaç kişi ölüyor yani. Gece çıksın ister gündüz çıksın. Canları istediği zaman bir düğmeye basıp orayı atlıyorlar. Azad eyledi. Şimdi bunları duyunca Şeyhimiz Hazretleri şey derdi. Saltanat istiyoruz biz. Saltanatla yönetilmek istiyoruz biz. Hemen ya işte kral kötü, sultan kötü birisi olursa demokrasiyle yönetilenlerde ne oluyor yani? Başa gelen adam iyi oluyor. 15 sene uğraşıyor etrafındaki kötüleri düzeltmek için. Daha da düzeltemiyor. Tamam mı? Darbe oluyor onun üzerine. Bir sürü adamları hala haklamaya çalışıyor yani. Elinden geldiği kadarıyla. Ama sultan olsa iyi olduğu zaman hemen herkes onun emrinde dediğini yapacak yani. Kötüyü de yetiştirmeyelim. Kötü insana da çıkmasın oraya değil mi? Biz yetiştiriyoruz dedi. Peki. Kimi gece bulursan öldür demiş dedi. Bir gece padişah vezirleri ile şehirde bekler idi. Firavun şehri nice
bekler görelim deyu As'asler padişahı tuttu. Firavun derhal buyurdu, padişahı öldürdüler. Yani gidip bakalım demiş. As'as nöbetçi. Gece nöbetçisi yani. Ondan sonra hemen adamlarını tutturdu. Gece dolaşıyor ya. Öldürdü. Öldürdüler. Firavun tahta geçip padişah oldu. Zaten hep böyle işte, Allah'tan korkmayan insanlar babasını öldürüyorlar ama babasının yerine geçiyorlar padişah. Ve buyurdu ki 300 kürsü düzdürdü. 300 tane kürsü yaptırmış. Beyler onların üzerine oturdular ve 100 bin kul edindi. Köle yani. Ve her birinin atı boynunda altından bir tuk, böyle bir halka var idi. Firavun ve kulları, köleleri cümle kafirler idi. Ve Firavun'un 7 karış boyu ve 8 karış sakalı var idi. Musa İbni İmran aleyhisselam zamanında idi ve Musa iki kelimedir. Mu manası ona geçiyor şimdi. Firavun'a anlattığı, tamam mı? Firavun böyle böyle nasıl tahta oturduğunu anlattı. Bu şimdi bakıyorsunuz ne kadar Musa Aleyhisselam'ın filmi yapılırsa yapılsın hep saç yalan tarih anlatılıyor. Tamam, Musa ile Firavun güya kardeş gibi büyümüşler. Sonra aralarına bir şey girmiş de düşman olmuşlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kesinlikle ona zıttır yani. Musa Aleyhisselam bir bebek olarak Firavun'un sarayına gitti. Evlat edindiler onu. Açık açık anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Anlatılan, yapılan o film, tarih filmlerin hepsi hatalı yani. Yanlış. Peki geçiyoruz Musa Aleyhisselam. Musa İbni İmran. İmran oğlu Musa. Tamam mı? Daha önceki dersimizde ne demişti? İmran dedesinin ismi diye söylemişti. Musa iki kelimedir. Mu manası su demektir. Sı manası sağ, yani ağaç demektir. Moşe diye onlar söylüyorlar eski şeyde. Tevrat'ta, İbranice'de. Muşa ve sonra Arapça'ya Musa olarak geçiyor. İşte mu su demek. Sağda tahta, çünkü annesi onu şeye koyuyor ya, tahtaya koyup gönderiyor ya. Ağaç demek sağda diyor, olur. Bu takdirce Musa demek manası su ile ağaç arasında geldi demek olur. Ve nakildir ki Firavun bir gece düş gördü, rüya görüyor. Kudüs'ten bir ot çıkar, bir ateş çıkar, gelir Mısır'ı kaplar. Cemi kafirleri helak eyler. Rüyasında Allah Celle Celaluhu Subhanahu ve Teala gösteriyor. Beni İsrail kavmine bir ziyan etmez. İsrail oğullarına o ateş hiç dokunmuyor. İki grup var yani şimdi orada Mısır'da. Firavun'a tabi olan kafirler, bizim tefsir kitaplarında Sıpti ve Kıpti olarak ayırıyor. Sıptiler bu İsrail oğulları, Allah'a inananlar. Kıptiler Firavun'u ilah edinip ona tapanlar, yani onun kölesi olanlar. İşte Firavun'un gördüğü rüyada Kudüs'ten, o zaman tabi İsrailoğullarının Kabe'si Beytül Mukaddes'ti. Kudüs'tü yani. Kudüs dediğimiz o şehrin hepsi Kudüs değil tabi. O mabedin içerisinde bir oda vardı. Oraya Kudüs deniyordu. Beytül Mukaddes. Kudüs diye onun ismiydi. Yani şehre kaldı sonra isim. O aynen bizim Kabe'miz gibi. O da bir odaydı. Oraya doğru dönüp, oraya doğru secde edip, oraya doğru ibadet yapılıyordu yani. İşte Firavun rüyasında Kudüs'ten bir ateş çıkıyor. Geliyor Mısır'a. Mısır'da sadece Firavun'un kafirlerini öldürüyor. İsrail olan o ateş hiç dokunmuyor. Gidiyor diye bir rüya gördü. Firavun uyandı. Düşünü müneccimlere sordu. Müneccimler dediler ki Beni İsrail'den bir oğlan doğa. Senin helakın onun elinden ola. Bir çocuk doğacak ve o seni tahtından edecek. Firavun buyurdu ki Beni İsrail'in cemi doğan oğlanlarını öldürecek. Hemen bir ferman verdi. Bu sene doğan çocukların hepsi öldürülecek. Tamam mı? Vehb İbni Münebbih, Vehb İbni Münebbih der ki 90 bin oğlan öldürdüler. 90 bin bebek öldürdüler. Firavun'un cemi uluları cem olup Firavun'un katına geldiler. Dediler ki bir yıl boğazlayalım ve bir yıl azat edelim. Siz hepsini şimdi bundan geri bütün doğan çocukları öldürün dediniz ama böyle de yaparsak ortada şey kalmayacak. Bir yıl öldürelim, bir yıl bırakalım dediler. Yoksa hiç er kişi kalmaz.
Bütün erkek çocukları böyle öldürürsek ortada erkek kalmayacak. Hep kadın. Dediler. Firavun öyle hükmeyledi. O yıl kesmediler. Ol sene Harun aleyhisselam doğdu. Ve boğazladıkları sene Musa aleyhisselam doğdu. Allah Allah. Anası korkusundan Musa aleyhisselamı oda bıraktı. Hak Teala'nın desturu ile. Od Musa aleyhisselamı yakmadı. Burayı kısa olarak geçmiş herhalde. Bizim okuduğumuz tefsir kitaplarında kapıyı vuruyor şey. Çocuk arayan muhafız geliyor. Tamam mı? Annesi de ne yapayım ne yapayım, dışarıdaki muhafızın korkusundan çocuğu fırına atıyor. Dolap gibi. Musa aleyhisselam. Ondan sonra muhafız giriyor içeri, dönüyor, bakıyor. Çıkıyor. Muhafız gittikten sonra aklı başına geliyor. Ne yaptım ben, çocuğu fırına attım. Bir açıyor bakıyor, Musa aleyhisselam hiçbir şey olmamış. Allah'ın subhanehu ve teala ikramı. Yakmadı diyor işte ateş. Musa aleyhisselamın anası bu kez bir tabut düzüp Musa aleyhisselam içine koyup Nil'e bıraktı. Tamam, aynen. Bizim Türk filmlerinde yap. Devam buradan. Senaryoyu buradan alıp kendilerine bir şeyler çıkartıyorlar yani. O işte tabuta koydular çocuğu. Nil Nehri'ne bıraktılar. Nil o tabutu alıp gitti. Meğer Firavun evi içinde Nil'den bir ırmak geçer idi. O tabutu onun evine getirdi. Allah'ın müthiş takdirlerinden, akıl ermeyen işlerinden bir tanesi. Sarayın nehire açılan bir kapısı var. Tamam mı? Firavun'un. Annesi Firavun'dan kaçırdığı çocuğu tabuta koyuyor. Nil Nehri Allah subhanahu getiriyor Firavun'un kapısına kadar. Subhanallah. O tabut onun evine getirdi. Firavun ehli Musa aleyhisselamı buldu. Tabuttan gayet sevdi. Orada diyor işte Firavun'un hanımı Hazreti Asiye annemiz. Firavun'un hanımı ama Allah'a iman ediyor. Saklıyor tabii imanını. Bilmiyor Firavun. Sonra bildiği zaman zaten şey olur. Alemin seçilmiş dört kadınından bir tanesidir. Firavun'un hanımı. Firavun'un hanımı. Allah'ın takdiri. Subhanallah. Yani öyle kocam çok kötü benim, ondan dolayı Allah'a kulluk yapamıyorum. Kimse anlatmasın yani. Firavun'un hanımı olduğu halde alemin dört seçilen kadınından birisidir. Hazreti Asiye anamız. İşte geldiği zaman tabut bir görüyor onu. Çok seviyor zaten. Ayette geçiyor. Estağfirullah. İşte, Velkayna aleyke muhabbeten minni. Velkaytu aleyke muhabbeten minni. Bizim katımızdan bir muhabbet, bir sevimlilik attık senin üzerine. Gören hemen seviyordu Musa aleyhisselamı ki. Hazreti Asiye annemiz gördü, hemen sevdi. Firavun'a gösterdi. Bunu dedi, evlat edinelim. Firavun da görünce, düşün, o gün bütün sene bütün çocukları öldürün diye emir veren Firavun onu görünce dayanamadı. O da sevdi. Tamam dedi. Evlat edinelim bunu ya. Yani. Peki. Firavun'un ehli dedik, tabuttan gayet sevdi. Ne vakit Musa aleyhisselam 30 yaşına girdi, bir kafiri vurup da burada kalalım. Tamam mı? Burada belki anlatmayacak. Musa aleyhisselam direkt 30 yaşına geçti burası. Küçük yaşlardayken tabi Musa aleyhisselam, Firavun onu kucağına oturtmuş. Oturttuğu zaman sakallarını çekiyor Firavun'un, Musa aleyhisselam. Daha ufak yaşlarda. Öyle canı yanıyor ki Firavun'un. Ulan diyor, yoksa bu benim rahatımdan edecek bu olmasın diyor. Aklına geliyor. Yani. Çok canını yakmış. Tamam mı? Tabi Hazreti Asiye de, yok canım o çocuk yani diyor yani. Öyle çekti senin şeyini falan filan. Oraları anlatmamış. Belki ileride gelecek. Musa aleyhisselam saraydaki kimsenin sütünü emmiyor. Allah'ın müthiş takdirlerinden bir tanesi yani. Peygamber olduğu halde helal olmayan sütü, haram karışmış sütü emmiyor. Allah emmiyor. Sarayda nedir? Bütün zulümle kurulmuş bir saray. Bütün milletin malını çalıyorlar. Oradaki insan o çalıntıya razı olmasa bile oradan yiyor yani. Ondan çıkan süt ne oluyor? Haram karışmış. Ya da tamamen haram. İsteyerek olsa da olmasa da. Allah Subhanahu ve Teala
kendi düşmanının sarayında yine helal sütle kendi peygamberini emzirmek için ne yapıyor? وَحَرَّمْنَا اَسْتَعَدُ بِاللّٰهِ بِزِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ Bütün emzirici kadınları ona haram kıldık diyor. Ayet-i kerime. Ayet-i kerimedir. Emmiyor hiçbir kadın. Ondan sonra Hazreti Musa'nın annesi öğreniyor tabii şeye geldiğini. Zaten Allah-u Teala vahyettik diyor onun kalbi de rahatlasın diye. Selamet yerdedir diye. Kızını gönderiyor devamlı. Git sarayın etrafında dolaş. Ne oluyor ne gidiyor bak. Çocuk sütü emmeyince kız diyor ki hemen ben size birisini getireyim diyor. O şey yapar. Emer. Tamam mı? Diyorlar senin nereden sütün var bakalım. Tamam mı? Ona bir sene önce Harun Aleyhisselam doğmuş ya. Bir sene önce diyor çocuk doğurdum ondan. Bu sütüm ondan. Bir emiyor. Hazreti Musa emiyor. Kendi annesi zaten. Allah. Nasıl döndürüyor Allah-u Teala? Nasıl annesine tekrar buluşturuyor? Allah'ın takdiri işte. Şimdi biz de yani hayatımızda nelerle karşılaşıyoruz? Ya nasıl olacak bu iş? Nasıl? Allah takdir etti. Böyle oluyor işte. Neler olmuş? Neler neler olmuş? Biz yeter ki tevekkül edelim. Hakkıyla Allah'a Celle Celaluhu. Sakalı bir çekti diyor. Ondan sonra ulan dedi yoksa sen beni bu tahtımdan edecek misin? Hazreti Asi yok o çocuk falan filan dese de yok dedi. Oraya altın koyacaksınız. Buraya ateş bu tarafa. Bu çocuğu bırakacağım. Altına giderse dedi bu o çocuktur. Ateşe giderse çocuk çünkü ateş daha parlak ya. Daha hoşuna gider diyor çocuk oldu. Altına gidiyorsa dedi bu normal bir çocuk değil. Ateşe gidiyorsa normal bir çocuktur. Koydular. Musa aleyhisselam altına doğru giderken diyor. Cebrail aleyhisselam gelip onu ateşe çevirdi. Ondan sonra eliyle ateşi tutup ağzına atıyor işte. Bebekken. O vakit onun için elinin içi yara. Firavun hiçbir şey yapamıyor. O yara için. Dili de kekeme oluyor Musa Aleyhisselam'ın. Ondan dolayı yani. İşte ondan dolayı Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a el mucizesi veriyor. Böyle koltuğun altına elini sokup bir çıkarttı mı güneş gibi parlıyordu eli. Bu Firavun'un senin ilah olmayıp benim Rabbimin ne büyük ilah olduğunu göstersin diye sen elim yandı tedavisinden bile mahrum oldun. O çirkin görüntüyü bile düzeltemedin yani yanık izini. Ama bak benim Rabbim ne yaptı diye böyle elini çıkarttı şey gibi ileride inşallah onlar da gelecek. Allah'ın izniyle. Tabi burada çok hikmetli mevzu bu. Allah'ın müthiş takdiri Celle Celaluhu bize gösteriyor devamlı Kur'an-ı Kerim'inde en çok zikredilen Musa Aleyhisselam'ın kıssası tamamen Allah'ın kuluna nasıl yardım ettiğini bize gösteriyor. Yani. Biz yeter ki sağlam bir kul olalım. Allah'a kalbimizi dönelim. Ondan sonra o elimden kaçırdığım kimisi arabayı kaçırıyor, kimisi evi kaçırıyor, kimisi işi kaçırıyor, kimisi kızı kaçırıyor. Tamam mı? Kaçtı kız falanca aldı gitti diyor. Sonra bakıyorsun Allah Subhanahu Teala eğer gerçekten İhlaslı bir adamsa dönüyor dolaşıyor hayat bir bakıyor o örnek kaçırdım dediğim kız meğer o adamla da işi olmamış anlaşamamışlar sonra beklemiş beklemiş evlenmiyorum demiş inat etmiş kız ondan sonra bir bakmış 5 sene sonra yine onun karşısına çıkmış takdir-i ilahi netice kulun yapması gereken Allah'ı razı etme derdine düşmesi lazım kız gelir araba gelir ev gelir bunlar önemli olan bunlar değil. Ben Allah'ın yolunda gideyim sağlam. Allah'la olayım Celle Celaluhu. O önemli olan burası. Gelen gelir, giden gider. Allah'la olalım biz yeter ki. Celle Celaluhu. Evet. Ve minallahi tevfik ve hürmetil Fatiha. Allah'ın sonu aleyhi ve sellem.